Selam herkese ben Selçuk. Metroidvania türünün altın çocuğu Ori serisinden bahsedeceğim bu videoda. Nesi güzel başlığına sahip videolarda da o oyunları fütursuzca öveceğim. Hazır olun. Hadi başlayalım. Selçuk Gold üyeleri arasındaki ankette Beyond Good and Evil karşısında Ori üstün geldiği için şu an Ori konuşuyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Metroidvania nedir videomu izlediyseniz orada biraz çıtlatmıştım. İzlemediyseniz şu an yukarıdaki karttan göz atabilirsiniz. Tür olarak Metroidvania'ya ait bir seri Ori. Haritadan nereye gideceğinizi bilmediğiniz bir anda yeni bir özellik edinip kaybolacak yeni haritalar keşfettiğiniz bir oyun yani. İki oyunu var şimdi ilk Ori serisinin. Blind Forest ve Will of the Wisp. Aşağıda videoyu dakikalara ayırdım. Eğer hikaye konusunda spoiler istemiyorsanız o kısmı atlayabilirsiniz. Öncelikle oyunu oyun olarak ele almak istiyorum. Ne yapıyoruz biz bu oyunda? Mekanikler neler? İşleyiş nasıl? İki oyun olduğu için aynı anda bahsedeceğim. Çünkü hem ortak noktaları hem de ayrıldıkları noktalar var. Aslında Will of the Wisp çoğu başlıkta Blind Forest'a göre üzerine koymuş diyebilirim. Blind Forest'ta saldırı mekaniğimiz pasif. Seyni Spirit Flame özelliği adı altında yakındaki düşmanlara gönderiyoruz o bizim adımıza saldırıyor. Nişan alma filan yok otomatik vuruyor. Will of the Wisp de bunu çok daha oyuncu dostu, çok daha oynayana oynadığını hissettirecek şekilde değiştirdiler. Ne mi yaptılar? Kılıç verdiler lan işte Orin'in eline. Artık onu savuruyoruz. İlk ana mekanik bu şekilde düşman öldürmek. İkinci ana mekanik ise hareket etmek. Böyle basitçe söylediğime bakmayın. Ori serilerinde hareket etmek, ilerlemek başlı başına oyunu oynama sebebi olabilir. Duvardan zıplama, çift zıplama, dash, kuronun tüyüyle havada süzülme dahil birçok mobilite odaklı yeteneğimiz var. Benim için iki oyunda özel kılan olay bu mobilite ile alakalı zaten. Genelde Metroidvania oyunlarında haritada kaybolursun. Bu Allah'ın emri. Zaten kaybola kaybola doğru yolu bulma üzerine kurulu bir tür. Ve bir eşik vardır. Kaybolmaktan bıktığında ya oyunu bırakırsın ya da internetten bakarsın. Çünkü kaybolunca tek sorun sadece nereden gideceğini bulamamak değil. Aynı yerleri tekrar tekrar dolaşmak, geri dönmek, backtracking yapmak kısaca Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Like atanları çok seviyorum. Ama bu durum Ori serisinde böyle değil. Bu kadar netim. Ori o kadar güzel yolculuk ediyor ki haritada bir yerden bir yere gitmek çok eğlenceli. Buradan konuyu harita dizaynına ve atmosfere getireyim. Bu eğlenceli yolculuğu sağlayan bir unsur da nerede yolculuk ettiğin zaten. Ori serisi o kadar güzel ortamlarda geçiyor ki kendi adıma aynı yerlerden geçmek hiç problem yaratmadı. Çift zıplama, deş, duvarda yürüme gibi standart yeteneklerin yanı sıra ilk defa Ori'de karşılaştığım bir yetenek var. Hem haritaya saçılmış bazı noktalardan hem de bütün düşman projekt hallerinden ivme alarak sıçramak inanılmaz eğlenceli. Zaten haritada gezerken en çok bu özelliği kullanıyoruz. Çok estetik oluyor aynı zamanda. İlk oyunda çok eksik bulunan ama ikinci oyunda kapatılan bir açıkta da boss savaşları. İlk oyunda böyle bir olguya yer vermemişler. Bunun yerini kaçış sekanslarıyla doldurmuşlar ama insan bir boss savaşı arıyor tabii. İkinci oyunda gayet doyurucu boss savaşları vardı. Zaten direkt dövüş mekaniği bu yüzden geliştirilmiş bence. İlk oyundaki dövüş bile pek dövüş gibi olmadığı için boss savaşı yerine mobiliteyi ön plana çıkaran kaçış sekansları koymuşlar. Hikayesini henüz geçmeyeceğim ama hikaye anlatıcılığı da takdire şayan. Çok az metin var. Karakterler çok az konuşuyor ama oyun nasıl yapıyorsa çok şey anlatıyor. İki oyun boyunca Ori'nin macerasına eşlik ediyoruz. Arka planda bir anlatıcı nadiren o an için neler olduğunu bir iki cümleyle aktarıyor bize. Bazen dünyadaki sayılı NPC'ler bir şeyler söylüyor. Ama hem karmaşık bir hikaye konsepti yok hem de karakterler ve ortamlar ilgi çekici olunca anlatılanı kaçırmıyorsunuz. İki oyunda da easter eggler var. İlk oyun genel olarak oyun dünyasına selam çakarak easter egg sağlarken ikinci oyun biraz daha Ori dünyası içerisinde easter egglere sahip. İlk oyunla başlayalım. Sunken Glides'da suyun altında arka planda zar zor da olsa Super Mario serisindeki yeşil borulardan biri görülüyor. Forlorn Ruins'de tam bu noktaya gelirseniz başarısız denemelerden birinin kurbanı olan Super Meat Boy'u görebilirsiniz. Thornfeld Swamp'da ağaç gövdesine kazanmış bir logo var. Zelda serisinden herhangi bir oyun oynadıysanız bunun Triforce olduğunu biliyorsunuzdur. Sorrow Pest'te bu yüksek tepedeki sıradan yeşil yaratığı aşağıya düşürürseniz Wilhelm çığlığını duyabilirsiniz. Yine Thornfen Swamp'ta yukarıda ve arka plandaki ağaca dikkat ederseniz ağaca kazınmış şekilde A kalp S görürsünüz. Bu oyunun yapımcı ekibi Moon Studios'taki Arya isimli programcının sevgilisi Sasha için yerleştirdiği minik bir sürpriz. İkinci oyun Will of Duty'de daha sınırlı ve yabancıya gitmeyecek şekilde tutulmuş easter egg'ler var. Oyunun daha başlarında arka plandaki gökyüzünde yıldızlarla oluşacak şekilde Kuğun'un annesi Kuro'yu görüyoruz. Bir diğerinde de Luma gölcüklerinde oltayla balıkları oynatabiliyoruz. Araştırmasam bunları ben de keşfedemezdim bu arada. İnsanın aklına gelmiyor ki burada olta bir işe yarar mı acaba diye düşünmek. Benim bulduklarım bunlar eğer sizler biliyorsanız yorumlara daha fazla isterek beklerim. Gelelim hikayeye. Bu noktadan sonra spoiler olacak. İzlemeye devam ediyorsanız haberiniz olsun. Büyük fırtına koptuğunda Ori ruh ağacından koptu ve savrulmaya başladı. Yere düştüğünde onu Naru isminde bir canlı buldu ve kendi evladı gibi büyüttü. Uzun süre birlikte hayatta kalmalarına rağmen yaşadıkları bölgeyi hatta tüm ormanı çürüten bir kuraklık, açlık dönemi başladı. Naru ve Ori ikilisi her geçen gün yemek bulma konusunda zorlanıyordu. En sonunda bir gün Naru ellerindeki son yemeği Ori'ye verip açlıktan öldü. Ori aslında Ruh Hacı'nın bir meyvesi olduğundan Ruh Gardiyanı olduğunun farkında değil. Narıyı kaybettikten sonra Ruh Hacı'na kadar gelen Ori enerjisiz kalıp yere yığıldı. Tam bu noktada mavi bir ruh küresi Sein gelip onu kurtardı. Bu ikili güçlerini birleştirip ormanın bozulan düzenini ve bolluğunu geri getirmek için yolculuğa başladılar. Bu görevi tamamlamak için üç şeyi geri getirmek zorundalardı. Ormanın su kaynağını, rüzgarını, ve ısı kaynağını. Bu görev boyunca bir büyük düşmanları vardı. Kuro isminde devasa bir baykuş. Bu düşmanlığın sebebi ise ruh istemeden de olsa Kuro'nun yumurtadan yeni çıkmış bebeklerini öldürmüş olmasıydı. Ağacın oriyi ararken yaydığı ışık nedeniyle Kuro bebeklerini kaybetmiş ve bir nevi intikam arayışı ile Ori'nin peşine düşmüştü. Oyunun sonlarına doğru görüyoruz ki Gumo isminde örümceğimsi bir yaratık ruh ağacından kalan son ışıklarla Naru'yu hayata döndürmüştü. Gumo ve Naru, Ori ile seyini korumayı görev edinmişti. Kuro, tam Ori'yi köşeye sıkıştırmışken hayata geri dönen Naru çıkıp Ori'yi korumuştu. Bu bağrına basma görüntüsüne şahit olan Kuro aslında kötü biri olmadığını, kendisinin de bir anne olduğunu hatırlamıştı. O esnada orman yanmaktaydı ve bu yangın Kuro'nun yumurtadan henüz çıkmamış bebeğine doğru ilerlemekteydi. Kuro da yavrusunu kurtarmak için seyindi ruh ağacına taşıdı. Bunun sonucunda yangın durdu ancak çıkan ışık hüzmesi Kuro'yu yok etti. Kuro zaten yavrusunu kurtarmak için bile bile kendisini feda etti. Oyun kapanışında Ori, Naru ve Guma'nın mutlu mesut yaşadığını bir de o kurtulan yumurtanın hafifçe çatladığını bize gösterdi. Will of the oyunuyla gördük ki yumurta çoktan çatlamış. Bebek baykuş doğmuş. Hatta bizimkiler de ona Ku ismini vermişler. Ancak ne yazık ki kanadı yaralı şekilde doğduğundan ötürü uçamıyordu. Annesi Kuro'dan kalan tüylerle Kuu'ya bir takma kanat yapmışlardı. Onunla uçma özelliğini tekrar kazanmıştı Ku. Ori ile birlikte uçarlarken de fazla uzaklaştıklarını fark ettikleri an bir fırtına ikisini ayırdı. Ori'nin tek amacı artık Ku'yu bulmaktı. Yol boyunca karşısına çıkan herkes ona yardımcı olmak adına hem yol göstermiş hem de ipuçları vermişti. Ori bir şekilde Ku'ya ulaştı ancak onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Doğumu itibariyle deforme olan ve bu yüzden yaşadığı dışlanmışlık hissiyle nefret dolu olan Shrek, Ori ve Ku'ya saldırdı. Bu saldırı sonucu da Ku'yu öldürdü. Ori bu noktadan sonra Ku'yu hayata geri getirmek için çalışmaya başladı. Ori tüm çabalarının sonucu olarak Altın Işık seyri ortaya çıkardı ve birlikte ışığı yenilemek için ruh soyutuna gittiler. Burada Shrek'in saldırısını engelleyip onu defettikten sonra Ori, Seir ile birleşerek diyardaki ışığı geri getirdi. Bu sürecin sonunda Ku da hayata geri döndü. Bu birleşmenin sonucu Ori'nin kendini feda etmesiyle son buldu. Ancak o anda gelen Naru ve Gumo bu olaya şahit olup ne yapmaları gerektiğini bildiler. Ori ve Seir'in birleştiği yerde bir fidan boy verdi. Naru ve Gumo bu fidana baktılar. Büyüttüler kocaman bir ağaca dönüştü Ori. Bir ruh ağacına. Buraya kadar Ori'ye eşlik edenler anladı ki oyun boyunca arka planda hikayeyi anlatan Ori'nin ta kendisiymiş. Bu yetişkin ruh ağacından bir adet dal yeni bir ruh gardiyanı koptu ve yere düştü. Hikayenin sonunda benim gözümden yaşlar akıyordu. Sizi bilmiyorum ama ben çok etkilenmiştim. Sadece oynanışı ile değil yaşattığı hislerle de Ori'nin ikinci oyunu Will of the Wisps en sevdiğim oyunlar arasındadır. Blind Forest serinin yapımcısı Moon Studios'un ilk oyunuydu bir de. Ne başlangıç yaptı adamlar be. Devam oyunları hele üf. Şu ara favori bağımsız yapımcım açık ara Moon Studios. Tabi arkalarında Microsoft var ama hala bağımsız yapımcı konumundalar. Yeni bir oyun üzerinde de çalışmaya başlamışlar. Bu adamlar ne yaparsa oynarım kıvamındayım açıkçası. Oraya övme videosu da burada... Aa, o bir saniye... Müzikleri övmedim lan. Ya işte böyle videoların sıkıntısı da burada. Telif çakmasalar size direkt açarım bir soundtrack dini ama öyle olmuyor işte. Böyle anlatarak da müziğin güzelliğini zihninizde canlandıramıyorum. O yüzden sizden ricam buraya kadar videoyu izlediyseniz eğer YouTube'a Restoring the Light Facing the Dark tam şu an ekranda yazan kelime öbeğini yazarak dinlemeniz. Bu size müziği övmek için harcayacağım çabadan daha etkili olacaktır. Şimdi bitirebiliriz videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Nesi güzel videolarında sevdiğim oyunları övmeye devam edeceğim. Şimdi hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.